değerli izleyenler, Sağ Dışı'nın bu haftaki konuğu sevgili Semih Erden. Kendisiyle hem basketbol konuşacağız hem de onun özel hayatına ilişkin, basketbol dışında neler yaptığına ilişkin ondan cümleler dinleyeceğiz. Semih, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyi, sen nasılsın? Nasıl? Teşekkür ederim. Sakatlıktan döndün. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani tam %100 olmasam da çok şükür iyiyim. Kondisyon konusunda çalışmalarını arttırıyorsun. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Fakat tabii yoğun bir maç trafiğimiz olduğu için çok fazla antrenman yapamıyoruz. Ve bunun da tabii ki eksisini, artısını tabii yaşıyorum. Ama her geçen gün daha iyi. Her geçen gün daha iyi oldu. Aynen zaten öyle. Maçlarda da görüyoruz gibi. Aslında. Çok şükür. Yani şimdi Euroleague'de de dediğin gibi basketbol liginde de çok ciddi bir maç trafiğiniz var. Ama Euroleague'le ilgili, hani Euroleague özelinde biliyorsun bu sene format değişti. Çok daha farklı artık. Hani 16 takımın 4'ü Türk. Öte yandan 30 maçlık bir sirkülasyon var işin içinde. Hani yarısı neredeyse geride kalmış gibi görünüyor ama sence bunun yansıması nasıl oldu? Yani daha önceki sistemi mi daha iyiydi Euroleague'in, yoksa bu biraz daha farklılaştırdı mı? İyi yönde mi yoksa kötü yönde mi, eğer farklılaştırdıysa farklılaştırdı? Yani bizim açımızdan tabii çok yorucu ama basketbol severlerin maç izleme açısından eminim daha keyiflidir. Zorluğunu tabii biz çekiyoruz bunun. Çünkü bazen haftada 3 maç yapıyorsun Türkiye Ligi ile beraber. Tabii ki bu sene bence bunu tam hani idrak etmek açısından bu seneyi bir atlatmak lazım. Hani getirisi götürüsünü daha iyi anlamak için. Bence şimdiden yani takip ediyorum tabii bütün maçları, bütün takımları. Ciddi anlamda sakatlık çok ön planda şu anda. Ciddi takımların 2-3 tane sakat oyuncusu oluyor. Tabii bu da etkiliyor takımları. Ama dediğim gibi geçen seneki sistemle şimdiki sistem tamamen hızlı oynanan bir basketbol. Daha da hızlandı ve çok yorucu. Yani bizim için tamamen yorucu yani. Bitiyor bir maç, öbür maça odaklanman gerekiyor. Maç kaybediyorsun, kötü oynuyorsun veya iyi oynuyorsun, onu unutman gerek. Bir dahaki maça konsantre olman gerek. Araya lig maçları da giriyor. Lig maçı giriyor, araya bir sürü şeyler de giriyor. Kendi hayatınla evet. Alakalı yapmak istediklerini bazen yapamıyorsun. Özellikle sakatken ki en canlı örneği evet, benim şu, an şu anda. Evet. Dediğim gibi hani az önce de konuşuyorduk seninle. 2 senedir hep üstüne koyarak devam ediyorum basketbolda. Bu sene de daha da üstüne koyup farklı bir seminerden ortaya koymak istiyorum ama bazen işte çok isteyince de olmuyor yani onu fark ettim, onu gördüm yani. Belki de sana yetmiyordur. Çünkü hani görünende sen söylüyorsun zaten 2 senedir üzerine aynen koyuyorum öyle. Diye. Zaten biz de bunu görüyoruz. Belki hani sen çok daha iyisini yapabileceğini bildiğin için ona kesinlikle. Ulaşmak için daha fazla efor sarf edebilmek, çalışabilmek istiyorsun aynen ama öyle. Sistem şu anda izin vermiyor gibi. Maalesef yani sonuçta bir de geçen sene de tabii milli takımda da evet. Çok yoruldum yani onu da altını çizmek gerek çünkü sezon biter bitmez dinlenmeden elemelere katıldığımız için gerçekten çok yoğun bir 2-3 yani 3 senedir çok yoğun geçiriyorum günlerimi. Bu da tabii ki vücudun bir takım işte dizde olsun işte ne bileyim belde olsun çok ciddi hasarlar alıyoruz. Tabii bunu izleyenler tabii göremiyor. Bunun tabii perde arkası gerçekten çok çok zor yani. Hem rehabilitasyon kısmı zor, hem onu yaşaması zor. Psikolojik olarak da kendini getirmek zor. Çok zor. Yani evet. Bir de onu sormak istiyorum aslında. Psikolojik olarak toparlanmak için bir şey yapıyor musun? Yani tabii ki sağlam yıllardır profesyonel basketbol oynuyorsun. Zaten belli bir seviyedesin ama yani bu sıkışık düzende, bu sıkışık maç programında kendini yeniden eski haline kavuşturmak için psikolojik olarak herhangi bir var mı metot yani, izlediğin? Herhalde şeyi soruyorsun. Psikolog tarzı. Ha, mentordur. Mentor. Evet.
Yani aslında çok bir ara gidiyordum ama sonradan tabii zamanım olmadığı için ona da sonuçta bir zaman ayırmak gerekiyor. Ama işte mentor olarak benim hayatımda çok az insan var beni. Hani çok iyi tanıyan, çok iyi bilen. O da eski basketbolcular. Eski evet. demeyeyim, daha yeni bıraktı. Tabii eski de var elimizde. daha yeni bıraktı deyince zaten birazcık işaret etmiş Aynen, olduk. Evet. Kerem Tunçeli var, işte Zeki Gülay var. Bunlar hep hayatımda benle beraber, devamlı beraber olan insanlar. Onlar çok yardımcı oluyor ve tabii ki ekstradan diğer arkadaşlarım, abilerim, dostlarım, bildiğim ailem, keza ailem bu işin içinde çok yardımı dokunuyor. Ama sonda sen kalıyorsun. Evet. Yani tek, ve kendinle baş başa kalıyorsun. Yani hani tabii ki Allah'a çok şükür hani bir şeyimiz var. Hani din açısından işte Allah'a güveniyoruz, sığınıyoruz vesaire. Hani onunla beraber kalıyorsun ama tek vicdan sahibi sensin. Orada kalıp karar vermek sana kalıyor. Ve tabii her şey işin içine giriyor. Sonuçta basketbol kolay bir meslek değil. Her gün ve bu seviyede oynamak aynen, daha da bu zor. Seviyede çok zor gerçekten. Bir de her gün kendini ispatlaman gerek. Sadece bir maç veya bir günle olacak bir iş değil. Evet. Kötü oynadığın maçlar oluyor. İyi oynadığın, çok iyi oynadığın maçlar oluyor. Bence benim hayatımda yaşadığım ve çıkardığım sonuç tabii ki çok zor. Kötü oynayıp veya iyi oynadığın maçta işte burnun havaya kalkmaması veya atıyorum kötü oynadığın maçta işte kafanı yere eğip çok kötü düşünmen. Yani bunlar hep seni hep ya çok kötüye geriye götürecek ya da işte iyiye götürecek. Yani bunun ortası yok. O yüzden bunu çok iyi ayarlamak lazım. Ben işte son 3 senedir bunu iyi yaptım, başardığımı düşünüyorum. İnşallah daha da üstüne koyup devam edeceğim. İnşallah. Peki hani geçen seneyle, daha doğrusu daha önceki Darüşşafaka doğuşla bu seneki David Blatt'li Darüşşafaka doğuşu kıyasladığın zaman nasıl bir şey David Blatt'le çalışmak? Ya da hani bundan ziyade şu soruyu sormak istiyorum sana. Sonuçta sen NBA'de de bir dönem geçirdin, Amerika'da da bulundun ve senin hayatına en fazla nüfuz etmiş, senin gelişimini en fazla desteklemiş ya da örnek aldığın ya da buna katkıda bulunmuş koç kim oldu çalıştığın? Vallahi ben çok zor bir soru şu an benim için. Çünkü ben 17 yaşından beri profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Yani belki 16 bile diyebilirim çünkü Darüşşafaka'daydım. O ara işte gençleri alıyorlardı falan. Ben de hani genç olarak oradaydım. Yani A takımdaydım. Yani herkesin katkısı oldu. Yani şimdi kimseyi ayırt etmek istemiyorum özel aslında ama. Özel biri varsa belki hani sana daha farklı yani yönde sonuçta ben, gelişmeye katkısı almış. Ülker altyapısındaydım. 6 sene Ülker altyapısında kaldım. Tabii o hep çocukluk dönemi. Yani hani orada ne alabilirsiniz ki? Yani hani çocuğunuzu götürüp sonuçta ben oraya işte haftada 2 defa lay lay lom için gidiyordum. Ama asıl benim dönüşüm, ben Ülker'den ayrıldım. Sonra bir 3 sene Darüşşafaka altyapısında kaldım. Orada koçum Türkay Çakıroğlu'ydu. Gençler bunu işte iyi bilir veya onunla çalışanlar iyi bilir. Gerçekten çok iyi bir koç. Gençler için. Onunla çalıştım. Onunla çok iyi, çok güzel katkıları oldu bana. Sonra işte milli takım bir serüvenim var. Nihat İziç, hı hı. Tanyeviç, Aydın Öz. Zaten herkesi saymaya başladın. Yani aslında çok kalabalık benim. Çünkü ben hep top seviyelerde oynadım. Top takımlarda oynadım. Ve bildiğimiz üzere hep top koçlarla çalıştım. Evet. Keza Amerika'da da çok iyi koçlarla çalıştım. Yani hepsinin ayrı ayrı etkisi oluyor. Hepsinin tabii hepsi bir şeyler öğretiyor sana. Hayatına giren
çıkan herkes bir iz bırakıyor bir şekilde. Tabii bir parça alanlar da var. Parça bırakanlar da var. Tabii onu da yaşıyoruz yani hayat. Peki sorunun ilk kısmına geçecek olursam David Blatt'le çalışmak nasıl, takım içerisinde nasıl bir hava estiriyor? Kimya olarak nasıl hissediyorsunuz takım içerisinde? Yani şu anda çok çok güzel bir atmosfer var. Çünkü David Blatt çok tecrübeli bir koç. Çok iyi yerlerde, çok önemli yerlerde görev alan bir koç. Ve şu anda da bizim başımızda. Yani bizim atmosferimiz çok güzel öncelikle. Çünkü onun getirdiği hava Darüşşafaka doğuşta çok farklı bir pencere açtı. Bence daha güzel yerlere geleceğiz ama tabii ki yeni sonuçta geçen sene de yeni bir oluşumdu. Bu sene de yeni bir oluşum. Bu zemini sağlamlaştırdığımız zaman bence çok farklı yerlere geleceğiz. Tabii ki de koçumuzun sağladığı imkanlarla ve tabii ki Darüşşafaka Doğuş'un sağladığı imkanlar mükemmel. Buna kimse bir şey diyemez. Aşikar zaten evet. Aynen, her şey zaten ortada. Çok güzel salonumuz var. Her şey çok süper. Yani şu an için tabii çok erken. Ama havamız çok güzel. Tabii kazanarak gitmek ayrı bir şey. Seninle konuşuyorduk az önce zaten. Tabii kazanınca insan mutlu oluyor. Daha da pozitif etki ediyor. Biz de inşallah kazanarak devam ederiz. Evet, bu arada izleyenlerle de paylaşalım az önce aramıza geçen konuyu. Ya tabii ki hani maç kazandıktan sonra program yapmak da daha iyi oluyor. Çünkü hani moraller de daha yerinde oluyor. Evet. Neyse ki bu kazanılan bir maçın arkasına geldi bu program. O da beni de ayrıca mutlu etti tabii ki. Ben de kendimi düşünüyorum bu açıdan deyip. Peki bu kadar basketbol yeter zaten hani programımız saha dışı. Birazcık sana dönmek istiyorum. Değerli izleyenler, ben Semih'le bu programı yapmadan önce hani Semih'le ilgili bilgi almak istiyorum. Hani onun yakın olduğu insanları arayarak böyle ufak tefek bilgiler toplamaya çalıştım ama Semih de biraz fazla kapalı kutu. Yakın olduğu insanlardan birkaç bir şey öğrendim. Öncelikle hani herkesin bildiği bir şey var, onunla başlayayım. Hız tutkun. Allah Allah. Hız tutkun. Hız tutkun yok mu? Bence yok diyemezsin. Eskiden de ya, yaşlandım. Ha, şu anda yok mu? Yaşlandım artık dedin, 29 yaşındasın yani. Yani son... Şöyle düşün, ne zaman... Çok zor sordum. Hayır, araba çok seviyorum. Yani hı-hı, benim en büyük tutkum araba. Onu işaret etmiştim aslında, hız tutkundan aynen, arabaya geçiş senin yapmanı bekledim. Şeyi düşünüyorum, ne zaman sattım ne düşünüyorum da arabayı. Biraz şey gibi olacak ama. Evet. Yaklaşık iki senedir ya. Evet. İki senedir falan hızlı araba kullanmıyorum. Yani birden değiştirdim o. Yani o aldığım, yine seviyorum hızlı kullanmayı ama şu anda hiç o kafada o değilim. O tutkun mu kalmadı? Ne kesti? Ne bitirdi tutkunu? Yani birçok şeyim değişti aslında hayatımda. Yaşandıkça olgunlaşmakla mı? Aslında şöyle söyleyeyim. Efes dönemim var benim. yani şöyle söyleyeyim sana. Hayatımda herhalde bana atıyorum birisi, herhangi birisi gelip dese ki ya işte Semih kardeş, sen böyle böyle bir şey yaşayacaksın. Sana böyle böyle bir şey yapılacak. Herhalde ben yani elimin tersiyle iterdim onu. Böyle böyleyi biraz açman lazım çünkü izleyicilerimiz... Yani açamıyorum şimdi o böyle böyleyi. Sonuçta Efes'te sıkıntılı bir dönem yaşadım, evet, son şeyim. Hani haklıyım, haksızım, bunu tartışmayacağım. Sonuçta evet, bunu ben bir de Allah biliyor. Ama o dönemden sonra benim hayatım 180 derece değişti. Hani bazen hayırlı gözüken şey şer olabiliyor ama bazen de şer olarak gördüğümüz şeyi de hayır olarak da karşımıza çıkabiliyor. Ben tamamen hayır olarak ben bunu kendime çevirdim.
birçok şey değişti hayatımda. İnsanlara karşı davranışlarım değişti. Daha farklı düşünmeyi öğrendim. Hala da öğreniyorum keza. İşte o hız tutkunu da zaten oradan kalma. Arabaları sevdiğim için hızlı arabalar kullanıyordum. Güzeldi yani hani. O da bir dönem olarak kaldı geride diyorsun. Herkesin ya şöyle her atıyorum nasıl söyleyeyim sana işte 18 ile hadi 25'e kadar diyeyim. Herkesin yaşadığı bir süreç evet. Bence bu. Tabii ki bizimle olanağımız çok fazla olduğu için ve bizim çok fazla diğer insanlar işte diğer gençler gibi şansımız olmadığı için bizden kendimizi böyle bu şekilde ödüllendiriyorduk. İşte ben de hani güzel arabalar işte hızlı arabaları seviyordum. Bu da benim bir tutkumdu. Vardı geçti gitti. Hani ileride olur mu onu da bilmiyorum ama şu an için hani daha böyle sakin bir hayat tercih ediyorum kendimi. Daha sakin bir hayat. Peki hani sadece arabalar mı? Çünkü şey de biliyorum biraz denizi sevdiğini, tekne sevdiğini de biliyorum aslında. Yani işte o da dediğim gibi hani insan evet. Her gün değişiyor, olgunlaşıyor, bir şey öğreniyor. Bir şeyin sana getirisi götürüsünü ölçüyorsun. Sonuçta tekne ve deniz tutkusu herhalde herkesin. Evet, var. Ve İstanbul'da ortak bir insan İstanbul'da yaşıyorsa bence bu güzel ülkemizi, güzel İstanbul'umuzu daha iyi anlamak, daha iyi dinlemek gerek. Dediğim gibi hep olanaklarla aslında bu olan doğru şeyler. Çok şükür de olanağımız var. Ve bu şekilde de hayatımıza devam ediyoruz ama tabii deniz tutkusu apayrı bir şey. Peki aslında bu yoğun zamanlamada, yoğun maç programı vesaire sen ailene çok değer veren, ailesine çok değer veren, evet. Çok karşını üzerine tutan bir insansın. Yani şöyle aynen. Bir insanlar senin sosyal medyadaki profillerine girip baksalar, Instagram'a girip baksalar bile bunu çok net anlayabilirler aslında. Onlara zaman ayırman bu şey sıkışık dönemde nasıl oluyor? Yani hem arkadaşlarına hem ailene, sevdiklerine diyeyim galiba daha doğru aynen bir tanım öyle. Olur. Ya benim çok fazla arkadaşım yok. Yani şöyle Cem Yılmaz'ın bir şeyi vardı programında. Hani çok arkadaşım var. Hani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon ama yani hani gerçekten dost kavramı çok farklı yani. Herkesle arkadaşsın. Hani sonuçta seni insanlar izlediği için insanlar kendine yakın görüyor ve hani sıcak kanlı davranıyorlar. Aileden biri gibi görüyor aynen, zaten. Hani selam veriyorlar, işte tanışmak istiyorlar, sohbet etmek istiyorlar ama tabii bu işin business kısmı, iş kısmı. Aile işin içine girdiği zaman çok farklı oluyor. Yani benim çünkü hayatımdaki Allah'tan sonra en büyük varlık ailemdir. Ailem ve sonra dostlarım gelir. Ve ben onları her zaman önde tutarım. Yani her şey için. Ve mesela insanlar böyle aile arasında sohbet olur. İşte mesela neyin var derler bana. Ben derim ki benim hiçbir şeyim yok. Niye? Nasıl ya falan işte gülüyorlar. Olur mu ya senin bilmem ne falan. Dedim benim hiçbir şeyim yok dedim. Olur mu ya? Dedim benim ailem var dedim bana yeter dedim. Yani benim olan aslında ailemin yani benim biz çünkü öyle yetiştik öyle gördük. Ve çok şükür iyi ki de öyleyim yani sonuçta insanın her şeyi bence ailesi. Daha değerli bir sonra şey. Sonra da dostları tabii dost o da aileden sayılıyor. Dost da zaten parmak sayısını bence geçmemeli. Dolayısıyla da hele şu anda şu zamanda gerçekten en önemli şey bence dost kazanmak. Çok şükür zor da bulunan bir şey aynen, zaten. Aynen zor da bulunan bir şey. Çok şükür de dostum diyebileceğim insanlar var. Onlar da zaten ailemin parçası. Peki hiç böyle şey yapıyorlar mı? Göremiyoruz seni vesaire. Ya o çok, şekilde şikayet ediyorlar tabii, mı? Tabii tabii çok yani şimdi dediğim gibi hani mesela bir hafta hiç evde olmuyorsun. Mesela ben hani evimi özlüyorum yani. Bir de köpeğim var değil mi? Aynen. İki köpeğim var. Bir tanesi çiftlikte. Alman kurdu. Bir tanesi de evde. Ufak King Charles. Onu da bilirler yani takip eden arkadaşlar.
Yani zaman ayırmak aslında hani ben her fırsatta gitmeye çalışıyorum. İşte atıyorum. İstanbul'da var mı? İstanbul'da var. Bayrampaşa'da var. İşte yakın oluyor zaten. Atatürk Havalimanı'nda indiğimizde hemen oradan kaçıyorum. İlk bir ailemi görüyorum. Sonra oradan gidiyorum. Yani onlar da aslında işin farkındalar. Çok yoğun olduğunu. Onlar da beni sıkıştırmak istemiyorlar. Sonuçta benim hani hayatım kolay bir hayat değil. Zor bir hayat. Biz hani zoru kolaya çevirmeye çalışıyoruz. Onlar da bunun farkında. Destek de veriyorlar. Onu da hissettiğin zaman zaten hani aslında çok fazla da söze gerek kalmıyor. Tabii ki. Aslında sen böyle dışarıdan bakıldığın zaman az önce de söyledim ya programdan önce. Böyle şey sert görünümlü, çok böyle sıcak olmayan, daha soğuk olan bir insansın. Ama bunun perde arkasında gerçekten hani pamuk gibi kalp var derler ya. Yok, öyle de yani bir görüntü insanlar... var tanıdığın zaman seni. Bununla ilgili dışarıdan çok fazla böyle şey duyuyor musun? Senin yani dedin ya ben çok değiştim. Efes yıllarımdan sonra çok şey öğrendim. Acaba bu noktada... Şimdi ben böyle konuşuyorum da insanlar hani yanlış anlamasın. Sonuçta izleyiciler belki hani sonuçta hayatımda olan şeyleri bana bir faydasının olmadığını gördüm. Ve tamamen farklı bir yöne doğru yöneldim. Yani asıl hani kıssadan ise bu. Hani çok fazla bence hani insanların beni yanlış anlamasını istemiyorum. Evet, güzel olduğu zaman bunu eklemiş olma. Aynen. Çünkü böyle hani bir şeyleri vurguluyorum. İnsanlar ya işte falan diye hani... Ama her insan hayatında böyle bir dönüm noktası yaşar. Her yani, insan değişir yani. O tabii yüzden ki, tabii ki. Yani ben çok yanlış hani, anlaşılmaz. Yok ya, inşallah. İnşallah. Yani benim senin sorunu yanıtlayayım. Benim dış görünüşüm, ben hep kendime bu belki benim belki hatam belki de değil bilmiyorum ama sonuçta duvarların var mı yani? O duvarları var ördüm. var. Ben yaklaşık herhalde 13 14 15 o yaşlardan beri böyle bir kendime böyle bir nasıl söyleyeyim sana? Sonuçta benim etrafımdaki insanların gerçekten bunu çok samimi düşünüyorum. Gerçekten beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Ve şimdi ben samimiyet galiba değil mi? Samimi yani, bir şekilde seni sevip sevmediğini. Benim bir duruşum olması lazım. Ben onu kendimde görüyorum. Yani şimdi ya sonuçta insanlar, konumun gereği çıkarları aynen, için de seninle beraber olmak, yanında olmak isteyecek insanlar şimdi vardır muhakkak. Şimdi ben ne yaşadım? Neden böyleyim? Şimdi ben çok sıcakkanlı bir insanım aslında hani evet, sohbet ettik. Beni gerçekten iyi bilenler ve benim masama oturan insanlar, benimle bir şeyler paylaşan insanlar bunu çok çok iyi bilir. Fakat dışarıdan bakıldığı zaman işte genel konuşuyorum insanların söylediği ve tamamen sonradan tanıyıp da fikrini değiştiren çok insan var. İşte ya çok burnu havada. İşte çok kendini beğenmiş. Çok işte bilmem ne. Ya ben şey diyorum. Gel beni tanı. Ondan sonra kararını ver. Şimdi ben seni ama herkesin de seni tanımasına izin vermiyorsun. Öyle bir duvarın var. Veremem. Yani, sonuçta ki hani herkesi hayatına alırsan o zaman evet, senin bir özelliğin kalmaz. Evet. Ve senin asıl en önemli şey bence bunu herkesin gözden geçirmesi gerek. Kimin düşmanın, kimin dostun olduğunu bilemiyorsun. Yani bir ortama girdiğinde gerçekten düşünceleri senin hakkında net olmuyor. Veya senin hakkında işte atıyorum. Senin yüzüne girip arkandan iş çevirebiliyor. Tabii çok insan var. Evet. Yani ben hani yaşadığım için bunları ve yaşayan insanlar da bunu hani bilir ve beni çok iyi anlar. Bundan dolayı insanlar hani böyle bir hani ama bu da benim duruşum. Ben bunu değiştiremiyorum. Hani çok fazla tepki aldım. Şimdi tam tersi çok olumlu tepkiler alıyorum. İnsanlar hani tanıyınca wow ya gerçekten öyle bir insan değilmişsin veya işte veya gerçekten öyle bir insansın. Şimdi insanlar aslında
duymak istediğini duyar, görmek istediğini görür. Ya bir de galiba iyi kötü diye bir şey yoktur. Ben sana iyiyimdir, Ahmet'e kötüyümdür, Veli'ye kötüyümdür. Yani kesinlikle. O tamamen yani, senin nasıl davrandığın ve senin ne kadar değer verdiğinle doğru. Tabii şimdi atıyorum ben sana davrandığım gibi başkasına davranamam. Veya senin işte X bir kişiye davrandığın gibi o kişi de bana davranamaz. Sonuçta bu bir uyum, bu bir tamamen göreceli bir kesinlikle kavram diye düşünüyorum. Böyle senin okul anılarına ilişkin çok güzel hikayeler varmış. Onların ben haberini aldım tabii. Bir de bayağı ünlüler geçidi gibi sınıfınız falan varmış. Biraz o yıllardan anlatsana bize bir şeyler. Yani güzel geçti aslında. Anlatılacak çok fazla şey var ama tabii. Hepsini anlatma. Sen şöyle daha anlatılabilecek gibi. Lazım. Anlatılabilecek gibi olanlardan. Yani bizim sınıf, tabii bizim sınıf gerçekten ünlüler geçidiydi. İşte Arda Turan, ondan sonra Oğuz Savaş, sayamadığım işte güreşçi, tekvandocu, futbolcu da işte Cafer Canlar, işte Mülayim, keza Mülayim de vardı. Bunlar hepsi tabii şimdi nerede oynuyor ben çok fazla bilmediğim için hani isim olarak sayıyorum. Yani anım aslında çok fazla var ama hani biraz işe komiklik katalım. Bir gün sınıftan çıktım. İşte lise birli daha işte liseye yeni geçmiş bir arkadaş. Bir kardeşimiz. Kendisi de çok severdi beni. Belki buradan hatırlar. İzliyorsa. İşte hep etrafımda dolaşıyordu falan. Benim de böyle bir o gün bir canım sıkıldı. Böyle bir hani bir şeyler yapayım dedim. Bizim de tek katlıydı sınıfımız. Ben de işte çocuğu aldım. Zaten çok kısaydı. Çocuğu aldım, kaldırdım, şeye koydum. Sınıfın üstüne koydum bizim. Ondan sonra tam o sırada zil çaldı. Tek katlı derken bungalov gibi bir şey o zaman. Yani işte tek katlı. Aynen yani. Hani anlaşılabilsin diye nasıl koyarsın bunun üzerine diye demesinler diye soruyorum. Ya benim yetişebileceğim seni zaten yetişemeyeceğim bir yer aynen yok yani. Kardeşimi kaldırdım, bıraktım oraya. Tabii o arada zil çaldı. Ben tabii zil çalınca da bıraktım çocuğu. Sınıfa girdim. Bıraktın gittin mi? Çocuk başladı orada bağırmaya. Abi işte Semih abi gel beni indir. Ağlamaya başladı falan. O sırada da bizim Ali Hoca, çok severim kendisini. Hala da görüşürüz. Müdür yardımcısı. Orada, o sırada oradan geçiyordu. Ne oluyor falan bilmem ne. Çağırdılar beni tabii geri. Ya Ali Hocam dedim, çıkmak istedi oraya, çıkardım. Kendi insin dedim yani, tamam mı ben? Ya dedi, sen dedi nasıl bir insansın dedi ya. Çocuğu çıkarmışsın bari indir aşağı. Bırakıp gitmişsin yani. Aynen, evet, evet zil çalmış. Çok bombaymış öyle bir, gerçekten. Aynen öyle bir şey yaşadım. Güzel yıllarmış galiba. Ya çok güzel. Ben tabii ben üniversiteye gidemedim. Yani basketbolda profesyonel hayatım çok hızlı oldu benim. Türkiye'de birçok zaten profesyonel oyuncu gidemiyor. Aynen. Çok, yani çok spor gitmek istedim ama maalesef gidemedim. Ama işte üniversiteye giden arkadaşlarım var. Dinliyorum falan. Bence en iyisi lise. Yani o lise yılları keşke tekrar dönebilsem. Bazen hatta şey diyorum, gidip şöyle bir atıyorum bir dersi gireyim, sadece köşede durayım falan ama tabii imkansız yani. Hani ders olmaz, ders işlenmez. Dolayısıyla böyle bir şey yapamıyoruz. Ama gerçekten çok güzel yıllar geçirdim yani. Peki, acısıyla tatlısıyla. Peki genelde tatlı geçmiş senin için anladığım o yani. Aynen, ama güzel. Başkaları için acı verici olabilir galiba. Yani acı, tabii. Acı güzeldir, ben severim yani. Peki. Yemeklerde özellikle. Peki o zaman, böyle çok sıkışık ya maç takviminiz. Evet. O sıkışıklıktan biraz kendini kayırmak için, böyle kafa dağıtmak için ne yapıyorsun? Var mı böyle sığındığın, hadi şunu oynayayım ya da şunu yapayım falan dediğin ne var? Vallahi genelde işte sinemaya gidiyorum. Film seviyorsun. Film seviyorum. Bol aksiyonlu, vurdulu kırdılı filmlerden hoşlanıyorum. Kendimde çünkü basketbol oynarken çok fazla vurdulu kırdılı oynuyorum.
şey atış seviyorum. Bu son dönemlerde silahla atmayı çok seviyorum poligonda. Gerçekten çok güzel, acayip rahatlatıyor. Evde PlayStation oynamayı seviyorum. Futbol mu yoksa başka oyunlarda mı? Valla futbol, işte FIFA oynuyorum. En son oynadığım bu yine aksiyonlu, dediğim gibi aksiyonlu seviyorum. Biraz korku da olsun içinde, o da güzel oluyor. En son işte bitirdiğim The Last of Us diye bir oyun var. Gerçekten saat 12'den sonra oynayamıyordum oyunu. O kadar çünkü, diyorsun. Çünkü aynen. Acayip bir anda böyle bir zombi çıkıyor falan. Ne oluyor falan oluyorsun oynarken falan. Şey, yani dediğim gibi işte ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Arkadaşlarımla. Yani fırsat buldukça o ufak periyotları işte o şekilde bir şekilde birilerini aynen bazen araya sıkıştırıyoruz. Yani arada bir de ekstra, tabii ekstra antrenmanlarımız da oluyor. Ekstra antrenman yapıyorum. O da tabii bazı şeyleri kısıtlıyor. Evet, ama eski kondisyona kavuştuktan sonra daha da belki o zamanlarda sana kalır belki. Kalacak. Biz önemli değil. Önemli olan işimizi en iyi şekilde, en güzel şekilde yapmamız. Çünkü insanlar bu işe insanlar seni çok farklı yere koyuyor bu işinle alakalı. Basketbolu seven, izleyen, takip eden bir sürü insan var. Ve ben bunu gerçekten en çok hisseden insanlardan bir tanesiyim. O küçük çocukların işte annesi elinden tutup veya babası, aa işte Semih abi geçiyor, aa Semih abi falan böyle etrafımda olmaları beni gerçekten çok seviyor. Çocukları çok seviyorum. Yani ben hep yani bırakıyorum. Dün maçta hatta bir öyle bir şey yaşadım. Unutuyorum yani orada olduğumu. Çünkü onlara yakın olmak, onlara yardım edebilmek veya onları sevindirmek benim için çok güzel bir şey. Ne kadar güzel. Aynen. Bir de örnek oluyorsun sonuçta aynen, onlara. İşte dediğim gibi örnek olmak, hep örnek yani, teşkil ettiğimiz için bazı şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor hayatımızda. Tabii gençken bazı şeyleri idrak edemiyoruz ama sonraki ilerleyen zamanlarda bunu daha net görüyorsun. Ve iyi ki de erken gördüm bazı şeyleri. Bununla tabii keyfini sürüyorum şu an. Peki o zaman başka bir konuya geçeyim. Şimdi duydum ki sen böyle saç falan bakım. Eyvay. Seviyor musun öyle şeyler? Yani özellikle saçına falan çok düşkünmüşsün yani. Yani ne yapıyorsun? Can var mı bakım şeylerin, günlerin falan kendin için? Şimdi can alıcı bir soru. Şimdi onu zaten baktığını görüyoruz zaten aşikar. Maçı açsa bile, maçı izleyen insan bile Semih saçını yapmış yani. Bunu görüyor. Bunu ya ben bir ara şöyle çok tepki gördüm ya. Hangi şampiyonadaydı o? Kaç? 2000 kaçtı? 2012 miydi? 2013 müydü? Yok. Hangi şampiyondan bahsettiğini bilmediğim için bilmiyorum. Slovenya'daydık. 2013 değil mi? 2013'tü galiba değil mi? Orada çok tepki gördüm. Yani benim anlamadığım şey şimdi bu sosyal medyayı herkes kullanıyor. Tabii. Çok güzel bir şey. Kullanın, devam edin. Sıkıntı yok. Ama yani insanlar... Artık herkes çok erişilebilir. Evet. Yani. İnsan bir ara benim çok şeydi çünkü bu hani saç dedin ya oradan girdim. Ben kendimi seven bir insanım. Yani aynaya baktığım zaman sonuçta görmek istediğin şey... Güzel. Tabii ki görüp mutlu oluyorsun aynen, çünkü mutlu yani. Aynen mutlu oluyorsun. Ve sonunda da hani bu saç olur, ne bileyim işte kıyafet temizlik olur, kıyafet olur, ten olur işte. Bunun solaryum var, bilmem nesi var. Solaryuma girmiyoruz seni. Solaryum çok zararlı. Solaryum zararlı. Yok ben hani girenlerden bahsediyorum. Evet, evet. Ben tabii kullanmıyorum öyle bir şeyi de. İnsanlar nasıl mutlu olmak istiyorsa kendini o şekilde görmek istiyor. Ben bakımlı bir insanım. Temiz olmayı, güzel görünmeyi seven bir insanım. Güzel giyinmeyi seven bir insanım. Tabii insanlar bunu maçlarda niye bu şekilde dert etti kendine? Onu anlamış değilim. Çünkü 2013'te gerçekten
Twitter'da benim Twitter'ım yok ama sağ solla işte insanlar gelip konuşuyor, arkadaşlarım sağ olsun. Ya diyor, Semih inanılmaz bir şu anda TT oldun diyor. TT ne diyorum ya? O zaman bilmiyordum. TT ne falan. Ya işte top tweet olmuşsun falan diyorlar. Tabii o zaman öğrendim. Ne için oldum? Hani ben de zannediyorum ki hani maç için falan. Hani veya yaptığım bir hareket falan. Yok ya diyor, saçların diyor ya diyor. Saçların top tweet olmuş. Ne, niye falan. Hatta bir ara hani kapalı tabii. Acaba hani reklam teklifi falan. Sonuçta hani saçlar, bir tanesi şey yazmış. Ya bu Semih Erden'in saçı bozulmayacak mı kardeşim? O kadar giriyor adamların içine giriyor. Yani bakımlı bir insanım. Ne kadar zaman ayırıyorsun kendine? Mesela bunun için özel yaptığın bir şey var mı? Kuaföre çok sık gider misin vesaire gibi? Eskiden çok gidiyordum ama şimdi öyle o kadar şey yapmıyorum ya, çok fazla. Yani dediğim gibi insan hani hep kendini yenilediği için bazı şeyler artık sen de öğreniyorsun. Sonuçta atıyorum sen de mesela kuaföre gitmeden birkaç bir şeyini yapabiliyorsun. Değil mi? Tabii. Yani sonuçta. Hatta ben kuaförlerden daha iyi yapıyorum yani. Kesinlikle. O kadar iddialıyım yani bu konuda. Benim mesela kuaförüm sevdiğim, yani çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim gibidir. Ben mesela ona verdiğim öğütler vardı mesela. Tamam mı? Ya diyordu, abi diyor sen basketçi olmasaydın, kuaför olsaydın falan bitmiştim ben ya falan diyordu yani. Mesela verdiğim birkaç öğütü şimdi şey diyor, ya diyor abi diyor haklıymışsın ya diyor. Onu öyle yapmamalıydım. Demek senin ki gözün gibi, iyi bir gözün var yani. Var, benim o şeyim var. Yani kulağım da iyidir, müziği mesela dinlerim. Gördüğüm bir şeyi şey yaparım, notunu veririm. Mesela iki film izledim. Düğün Dernek vardı. İkisini de izledim ben. Şahan'ın Recep İvedik. Bu bir düğün dernek şey yapmıştı. 6,5 mu 7 milyon bir öyle bir şey vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Gişesi vardı. Ben de galaya gittim işte şeyin. Recep İvedik 4'ün. Acayip güldüm yani. Hı hı. Yıkıldım. Şeyde Şahan da önümdeydi. Meğerse ben onu işte hani ayak bacaklar hani uzun olduğu için sığmıyor ve ben hani kahkaha atıyorum. Gülerken şey yapıyorsun. Gülerken hafif vuruyormuşum falan. Şeyde sonradan tabii galadan çıkarken öyle bir denk geldik. Ya dedi sen miydin diyor arkamda olan. Evet abi dedim. Ya diyor devamlı diyor dizlerin diyor sırtımdaydı diyor. Ya abi dedim çok güzel filmdi falan bilmem ne. O arada şey dedim, bir iddiaya girdim yanındaki arkadaşımla. Bak dedim işte gişeler konuşuluyordu. Dedim geçecek şeyi. Düğün derneği. Keza aynı mıydı geçti mi öyle bir şey vardı. Çünkü şeyden biliyorum. O konuda tahlillerinde iyi yani. Aynen. Çok çok güzel bir çanta kazandım ama almadı. Arkadaş. O zaman buradan o arkadaşa gerekli mesaj var. Ben hani şey değil sadece hani baktığım şeyi de anlayabiliyorum yani. Çok o hani ekstra bir kabiliyet çok şükür. Peki alışverişe falan böyle ne kadar sıklıkla çıkarsın madem bu kadar önem veriyorsun? Sen deplasmana gittiğiniz zaman çok fazla zaten vaktiniz olmuyor, bir şey yapamıyorsunuz belki ama yine de böyle hani zaman olduğu zaman yapabileceğin zaman çıkıp böyle gittiğin yerlerden falan bir şeyler bakıyor musun? Yoksa ya bizim, belli gittiğin yerler yok, bizim, mi var? Şöyle bizim git ya benim mesela özel çalıştığım sonuçta hani uzun boylu olduğum için boyda 2-10 olduğu için hani çok fazla atıyorum bir yere girip beğendim doğru, aldım. Doğru evet. Maalesef oldu. Ben bile yaşıyorum yani 1.83. Aynen ben öyle. Bile yaşıyorum o problemi. Ya ben aslında bunu eskiden çok yaşıyordum ama şimdi hani öyle bir şey yok. Her yerde bir şey buluyorsun. İnanın yani gidiyorum bir tane tişört alıyorum. Gidiyorum bir tane atıyorum mont alıyorum. İşte ayakkabı alıyorum ama tabii bunlar mesela hep belirli yerlerde. İşte benim çalıştığım bana özel yapan yerler var. Sağ olsunlar. Ben atıyorum Amerika'ya gittiğimde en güzeli Amerika aslında bu işin evet. Şeyi. Çünkü her size var. Giriyorsun müthiş. İstediğini alıyorsun. Mutlu ayrılıyorsun oradan değil mi? Sorun olmuyor. Gerçi benim hani
öyle bir şeyim yok yani. Kaç numara yan bu arada? Benim 48. 47-48 hani 2-10'a... Çok normal. Normal. Ve Amerika'da istediğimi buluyorum. Gidiyor mesela, giriyorum onu buna. Onun şeyini yaşıyorum falan böyle. Onun rahatlığını seviyorum değil mi? Böyle ya diyorum ne kadar rahatım falan yapıyorum. Evet, önemli bir şey o gerçekten. Kıyafet tabii ben seviyorum ya. Güzel giymek yani hani dışarıya çıktığın zaman da hani sonuçta örnek teşkil ettiğin için insanlar seni görüp hani bir rol modelsin. Yani bu sonuçta insan televizyon artık her evde var. Açıyor seni izliyor, seni görüyor. Konuk oluyorsun yani evine veya dışarıda seni görüyor. Seni örnek alan insanlar va ne kadar güzel giyinmiş veya ne kadar işte bakımlı veya ne kadar düzgün duruyor falan. Önemli şeyler. Gibi, önemli şeyler aynen. Semih çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler kırmayıp. Ben teşekkür ederim. Aramıza katıldığın, programımıza katıldığın için. Her zaman. Gerçekten. Beklerim seneye de. Evet tamam o zaman sözünü almış olduk. Aynen, yakın aynen. Zamanda yine güzel bir program çekeriz. Bu sefer böyle sana seninle bir şey oynamak istiyorum. Ya işte masa tenisi olsa güzel olurmuş aslında. Öğreneceğiz o zaman. Başka bir şey. Başka bir şey yaparız. Çok teşekkürler tekrar. Rica ağzına ederim. Sağlık. Ben sevgili izleyenler. Sağ dışının bu bölümünü de noktalıyoruz. Sevgili Semih Erden'le güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ve size şimdilik hoşça kalın diyoruz.